Merhaba Hayat TV izleyicileri. Paris stüdyolarımızdan özel haber programımıza hoş geldiniz. Bugün Paris'te sendikacı misafirimizle gündemde olan iş yasasına karşı mücadeleyi tartışacağız. Bizim yanımızda Jean-Albert Guidou, Paris 93 bölgesinin yönetiminde bulunan sendikacı CGT-SGT sendikasından Jean-Albert Guidou arkadaşımız yanımızda. Hoş geldiniz. Soyez le bienvenu. Merci. Şimdi iş yasası tasarısı gündemde. Hükümet bunu gündeme getirdi ve mücadeleye ilk andan beri çağrı yapan sendikalarından bir tanesi SGT sendikasıydı. Bu sendik olarak bu yasaya neden karşı olduğunuzu bize bir açabilir misiniz? Bizle paylaşabilir misiniz? Alors, il y a plusieurs, il y a de nombreuses mesures comprises dans cette loi qui sont très très préjudiciables aux salariés. Mais pour aller le plus vite possible résumer, le point essentiel Bu yasada aslında işçiler tarafından kabul edilmeyecek birçok şey var. Kısaca anlatmak gerekirse, bizim bu yasa tasarısına karşı çıkmamızın en büyük sebeplerinden birisi normlar hiyerarşisi, yani iş yasası, toplu iş sözleşmesi kanunlarından ve şirket uzlaşmalarından daha üstün. Donc jusqu'à présent, nous avons un socle commun. Şimdiye kadar sendikalar olarak hepimizin ulusal çaptaki ortak anlaşması tüm işçileri korumak. El Omri yasası tamamıyla işverenin, daha çok da büyük patronların, Fransa'da MEDEF olarak adlandırdığımız büyük sermaye örgütünün beklentilerini tatmin edici. Tasarı, şirketten şirkete iş anlaşmalarının değişebileceğini öngörüyor. Bu nedenle işçilerin tüm hakları, maaşlar, çalışma saatleri, izin ve iş yerindeki sağlık sorunları vesaire ve şüphesiz iş güvencesi gibi konular tehlike altında. Bu yasayı büyük sermaye örgütü MEDEF gündeme getirdiğini söylüyorsunuz. MEDEF bunu belli bir dönemdir gündeme getiriyor ama bir önceki dönemde iktidarda bulunan Sarkozy hükümeti, Sarkozy Cumhurbaşkanlığı dönemindeki hükümetler bunu gündeme getirmedi. Ama Sarkozy'ye karşı duyulan tepkiler üzerinden iktidara gelen bir hükümet bunu gündeme getirdi. Kendisine solcu diye tanıtan bir hükümet gündeme getirdi. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Pour moi, ce n'est pas une surprise. Enfin, la surprise est plutôt dans le niveau des politiques et des attaques contre les travailleurs. Benim için bu bir sürpriz değil. Sürpriz olan aslında bu hükümet tarafından işçilere yapılan saldırının seviyesi. Birçok yoldaşımız zaten Hollande'ın hükümete gelmesiyle beraber ne sosyal alanda ne de diğer konularda büyük bir değişim beklemiyordu. Fakat şöyle bir gerçek de var ki birçok insan için bu yasa tasarısı ciddi bir sürpriz ve bugün bu hareket büyük bir ses getirip büyümeye başladı. Bununla birlikte ilk defa işçilere karşı tasarlanmış bir yasayla karşı karşıya değiliz sanırım. Bu dördüncü ya da beşinci yasa. Fakat mevcut tasarı, radikal seviyesi ve işverenlerin taleplerini bu kadar ciddiye almasından dolayı Fransız halkının çok büyük bir kesimini bir araya getirmeyi başardı. Çünkü yapılan anketlere göre her 10 Fransızdan 7'si bu yasa tasarısına karşı ve geçen perşembede görebildiğimiz gibi 1 milyondan fazla işçi ve genç sokaklara döküldü. Peki bir sene sonra, 13 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri tekrar gündeme gelecek ve Cumhurbaşkanı da tekrar aday olacağını biliyoruz. Bu yasa tasarısına karşı halk içerisinde büyük bir tepkinin olduğunu siz de söylediniz. Peki seçimlere bu kadar kısa bir süre kalmışken hükümet bu yasayı niye gündeme getirdi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Alors, peut-être avant de répondre à cette question qui est quand même aussi une interrogation pour beaucoup de gens, faisons un constat. Birçok insan için kafalarında soru işareti olarak duran bu soruya cevap vermeden önce bir tespit yapalım. Avrupa Birliği'ne bağlı birçok ülkede sosyal demokrasi bu tarz politikalar uyguluyor. Örneğin Yunanistan, İspanya, İtalya ve Schröder hükümeti zamanında Almanya'da Hartz yasası. Bu listeye İngiltere ve diğerleri olarak da devam edebiliriz. Avrupa genelinde sosyal demokrasi üstündeki politika tamamen işçilerin haklarının göz ardı edilmesine sebep oldu.
Çoğu Avrupa'da 1945'te faşizme karşı verilen özgürlük mücadelesinin sonucunda ya da Güney ülkeleri için diktatörlüklerin düşüşünden sonra çıkış bulan sosyal demokrasi, bugün oligarşinin, yerel burjuvazinin ve özellikle büyük şirketlerin tercihlerini uyguluyor. Bütün olarak bakıldığında aslında sürpriz yok ama şimdi Fransa'nın seçimlerinden bir sene önceki duruma bakacak olursak, bu hükümet politik tercihler yaptı. Suite aux attentats du mois de novembre avait dénoncé les dispositions sécuritaires et s'était opposé à toute le Birincisi, aşırı sağın partisi olan Ulusal Cepheyi yükseltti ve birçok konuda tutum değiştirdi. Örneğin sosyal alandaki tutumu ve güvenlik meselesi. Kasım ayında Paris'teki saldırıların ardından SGT alınan güvenlik önlemlerini ve olağanüstü hal ile vatandaşlıktan düşürülme durumunun anayasalaşmasını teşhir etmişti. Şu anki hükümet gittikçe sağa doğru kayıyor. Hatta vatandaşlıktan düşürülme konusunda aşırı sağa kadar gitti. Bunların hepsi hükümetin ve iktidar ekibinin politik tercihleridir. Ve bu tercihler içerisinde sağa kaymak ve tutum değiştirmek de var. En alt tabakadan halkın artık onun için oy kullanmadığını göz ardı edemeyiz. Hükümet bugün küçük burjuvaziyi de kaybetmekte ve en önemlisi eylemler sırasında kendi çocuklarını dövmekte. Bien sûr. La CGT a appelé à manifester, à protester contre ce projet depuis le premier jour. Jeudi dernier, il y a eu une très très grande manifestation. CGT, ilk günden beri bu yasa projesine karşı eylem yapmaya ve protesto etmeye çağrıda bulundu. Geçen perşembe 1 milyondan fazla insanın, işçi, genç ve kadının katıldığı çok çok büyük bir eylem gerçekleştirildi. Ama bu projeyi desteklediklerini açıklayan sendikalar da var. Sendika cephesindeki bu bölünmeyi nasıl anlatırsınız? Le projet est quand même assez frontal contre le monde du travail. Il est extrêmement frontal. Bu projeyle iş yerlerinde referandum yapma olanağı sağlanacak. Patronlar iş yerlerinde işçilerin yarısından fazlasını temsil eden sendikaların karşı çıkmasına rağmen azınlıktaki sendikalar aracılığıyla çalışma saatini uzatma veya maaşı düşürme gibi projelerini referanduma götürebilecekler. Gerçekten bu sendikaların Fransa'da neredeyse bir çağdan fazladır olan, bir çağdan fazladır var olan iş hukukunu yıkıp bu projeye destek sunmaları aşırı derecede şaşırtıcı. Şimdi dünya genelinde şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Sendikalar ve sendikal hareketin neredeyse her yere yerleşmiş bu liberal düzenin içindeki rolü nedir? Ya sendikalar bu gerici tavıra karşı mücadele edecektir, ya da onlara destek olacaktır. Birçok sendikanın, sendika yönetiminin onlara eşlik edip destek olmayı seçtiğini gördük. Diğer yandan, 31 Mart'taki eylemde de gördük ki, bu sendikaların militanları, sendikalarının bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Bu yasa tasarısına karşı çıkan sendikalar da var. İşçi sendikaları, emekçi sendikaları, gençlik örgütleri, öğrenci liseli sendikalar da var. Peki buna karşı çıkan sendikalar içerisinde tartışmalar, birlik hangi düzeyde? Alors, la base, ce qui nous réunit tous, c'est le retrait du projet de loi donc du gouvernement. Ça, c'est l'élément essentiel. Hepimizi bir araya getiren temel öğe, iş yasası tasarısının tamamıyla geri çekilmesidir. Bu en önemli unsurdur. Bu, şu anki mücadelenin, gençlik örgütleri olsun, işçi sendikaları olsun, çimentosudur. Bu harekette ilginç olan, mevcut beraberliğin sendika ve örgütlerin merkezleri haricinde, aynı zamanda bölgelerde ve şehirlerde de olması. Çok farklı örgütlerin militanları bir araya gelip, kolektifler kurup birlikte çalışıyor. Devlet bugün de gördüğümüz gibi, gençlik örgütlerinin sorumlularını görüşmeye çağırıp, sendika cephesinde çatlaklıklar oluşturmaya çalışıyor. Şu an elimde detaylı bilgiler yok. Fakat bu sendika ve örgütler, hükümetin küçük değişiklik ve manevralarını kabul etmedi. Çünkü yasanın temelinde hiçbir değişiklik yok. Genç de olsa, işçi veya yaşlı da olsa, ileride hangi çalışma koşulları altında çalışacağız? Şimdilik sendika cephesi hala burada duruyor ve dayanıyor.
ou la possibilité de faire valoir ses droits. Donc pour le moment, le front syndical tient. Et il tient bien. Gençlik mücadelesi, evet, bu yasa tasarısına karşı çıkmanından da öte sadece yasa tasarısıyla da sınırlı kalmıyor. Yani gençlerin toplum içerisindeki konumuna karşı daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek mücadelesi de yürütüyor, şey yapıyor ve haykırdıkları sloganlar da aslında bir nevi bunu şey yapıyor. Bu konuda ne diyebiliriz? Il est certain que il ne s'agit pas simplement d'un projet. Sadece bir yasa tasarısından ibaret değil aslında. Genç veya genç olmayan bu tasarı etrafında kendine yeni bir yaşam alanı kuruyor. Yürürlüğe sokulmak istenen bu kültürel ve politik projede işçilerin toplum içindeki yeri çok önemli. İnsanların en temel haklarından biri olan yaşamak ve bağımsızlaşmak bile şu an güvence altında değil. Gençlik alanında bu tür tartışmaların yürütülmesini ve bunların ele alınmasını görmek çok pozitif ve umut verici. Hollande'ın seçildiğinden beri çok kapalı bir alan içindeydik. Fakat bu proje ve bundan önceki kanunlar, son dönemde aşırı derecede arttırılan güvenlik önlemleri ve o hal durumuyla beraber bu sorular tekrar gündeme geldi. Bu sorular tekrar gün yüzüne çıkıp gençlik tarafından sahipleniliyor. Tabii ki Başbakan Valls'ın bu dönem içinde yaptığı konuşmalarda halkı ve en önemlisi göçmen kesimi, özellikle Müslüman ülkelerden gelenleri Fransız halkı için potansiyel suçlu gibi gösteren provoke edici konuşmaları da göz ardı etmememiz lazım. Sarkozy döneminde çok geniş mücadeleler olmuştu işçi emekçilerin, gençlerin, ama 2012'den bu yana, François Hollande iktidara geldikten bu yana bu kadar kapsamlı yürüyüşler olmamıştı. Biraz önce siz de hatırlattınız. 1 milyondan fazla işçi emekçi hafta içerisinde sokaklara indi. 9 Nisan Cumartesi günü yine büyük bir yürüyüş organize yapılacak. Büyük bir yürüyüşe çağrı yaptınız. Evet, bu cumartesi günü çok çok fazla insanın gelmesini bekliyoruz. Çünkü işçilerin çok büyük bir kısmı hafta sonu olduğu için çalışmıyor. Beşinci eylemimiz olacak cumartesi günü. Ve bu aslında zorlayıcı biraz, çalışanlar ve gençlik için. Çünkü lise ve üniversitelerde öğrenciler üstünde eylemlere gitmeyin baskısı son zamanlarda daha da çok arttı. Küçük şirketlerde çalışan işçiler için de eyleme katıldığı için işten çıkarılabilme korkusu gittikçe artıyor. Bu 9 Nisan yürüyüşünden sonra da 1 Mayıs Uluslararası İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü gündeme gelecek. İşçi sınıfın mücadelesi uluslararasının bir boyutu da var. Yani televizyonumuz, kanalımız Hayat TV aracılığıyla Türkiye'de bu mücadeleyi izleyen, yakından izleyen işçi emekçilere yönelik bir mesajınız vardır herhalde. Plus que jamais, le 1er mai est une journée importante de solidarité. Bu seneki 1 Mayıs işçilerin uluslararası dayanışması anlamında normalden çok çok daha önemli. Dünya çapında, daha doğrusu Avrupa çapında hepimiz aynı saldırılara maruz kalıyoruz. Nerede olursa olsun, bu tür gerici proje ve yasalardaki herhangi bir geri çekilme, diğer ülkelerdeki işçiler için de umut verici. Bu yüzden bizler de Avrupa'daki, Akdeniz bölgesindeki tüm işçi mücadelelerini yakından takip ettik. Hepimizin kendi bulunduğumuz ülkelerde işçi haklarını ve demokratik haklarımızı güçlendirmemiz lazım. Orta Doğu ve Afrika'daki mevcut durumda bizim ülkemizde rol oynadı örneğin. Suriye'deki gibi savaş durumunda mücadeleye devam edip dayanışmamızı işçilerin haklarını güçlendirmek adına sıkı tutmalıyız. Uluslararası dayanışma, kardeşlik ve mücadele bizi ancak ileriye götürür ve büyük bir sosyal hareketlenmeye sebep olup birçok şeyi değiştirebilir. Evet sevgili Hayat TV izleyicileri, Paris stüdyolarımızdan El Khomri iş yasası projesine karşı mücadeleyi örgütleyen, en ileri düzeyde örgütleyen sendikacı arkadaşımızla birlikte sunduğumuz programın sonuna geldik. Bu yasa projesine karşı mücadeleleri televizyonumuza yansıtmaya devam edeceğiz. 9 Nisan'da büyük yürüyüşte yine ekranlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayatta kalın.